Keçiören'de programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda Ali yine bir lezzet durağında yemeklerin tadına bakarken bizler sizlerin güzellik sorularına cevapları almak üzere bu alanda uzman saç tasarım uzmanı Ahmet Özdence ile buluştuk. Ve sizlerin ve benim merak ettiğim soruların cevaplarını hemen şimdi kendisinden alacağız. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Nasılsınız Ahmet Bey? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de burada sizlerin misafirperverliğiyle çok daha iyi olduk. Öncelikle kadınlarla uğraşmak çok zor zanaat. Nasıl başarıyorsunuz efendim bunu? Ben kadınlarla uğraşmanın nasıl başardığımı onları yani tecrübeye bağlıyorum. Yani 20 yıllık bir tecrübem var. Kadınlarla uğraşması gerçekten zor ama bununla başa çıkmayı öğrendik artık. Bir kadını memnun etmek çok zor. Kendimden biliyorum. Evet. Ama burada sizlerden çıkan misafirleriniz, müşterileriniz hep mutlu ayrılıyor. Nasıl başarıyorsunuz bunu? Önce müşteriyi dinliyoruz. Ne istediğini bir anlamaya çalışıyoruz. Yani bunu öğrendiğimiz zaman, kadının ne istediğini bildiğimiz zaman uğraşması da kolay oluyor açıkçası yani. 2021 yılına giriyoruz artık. Sizlerin de iddialı olduğu bir konu var ki renklendirme. 2021 yılında hangi renklendirmeleri göreceğiz, hangi tonları göreceğiz saçlarda? Geçen sene gri tonları çok revaçtaydı. Büyük ihtimalle yanılmıyorsam hani daha böyle bir sıcak tonlara dönüş olacak diye zannediyorum, tek renk. Çünkü insanlar saçlar hani sarı yapa yapa biraz yıprattılar. Şimdi de tekrardan hani dinlendirmeye verecekler diye düşünüyorum. Açma işlemi en zor işlemlerden bir tanesi saçta. Doğru malzemelerle, tecrübeli ellerle yapılması gereken bir işlem. Ama sizlerden bu alanda imkansızı isteyenler de oluyor değil mi? Açma işlemlerinde özellikle. Tabii ki kesinlikle oluyor ve biz o durumlarda yapmamayı tercih ediyoruz. Sonuçta saç kadınların en güzel aksesuarı bizce. Onlara çok iyi bakılmalı diye düşünüyorum. O yüzden öyle bir imkansız istediklerini güzel tatlı dillerle söyleyerek başka bir renge yönlendiriyoruz. Zaten ben sizi böyle agresif hayal edemiyorum. Gerçekten çok tatlı dilli bir uzman efendim kendisi. Hem röportaj öncesindeki konuşmalarımızda hem de burada kendisinin misafirleriyle, müşterileriyle olan iletişimine baktığımızda zaten bunu görüyoruz bizler de. Şimdi yaptığınız işte tecrübe kadar malzeme kalitesinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Buradaki malzeme kaliteniz hakkında da bir şeyler deneyelim sizlerden. Malzemelerimiz gerçekten çok kaliteli malzemeler kullanıyoruz. Bunları hani yaptığımız işleri biz bir sosyal platformdan paylaşıyoruz. Oradan emin hani olmak isteyenler oradan bakabilirler. Bunun dışında yaptığımız müşteriler bize her zaman bir geri dönüş sağlıyorlar. Mesela sizin saçınızı yaptım, size soruyorlar. Siz de bir başkasını gönderiyorsunuz. Bu silsile yoluyla dükkanımız hiçbir zaman müşterisiz kalmıyor. Aslında fısıltı gazetesi dediğimiz reklam sizlerde çok etkili olmuş. Yani memnun kalan diğer arkadaşını getirmiş, ailesini getirmiş ve fısıltı gazetesiyle yayılmışsınız siz burada. Saçlar konusunda peki sadece renklendirmede mi iddialısınız acaba? Hayır, kesimde de iddialıyız, topuzda da iddialıyız. Buraya gelen bütün müşteriler, yani kim olursa olsun memnun edeceğimize inanıyoruz. Şimdi şu tartışma hiç bitmedi. Biz kadınlar arasında da bitmedi, kuaförler arasında da bitmedi. Acaba saç kaynak yani mikro kaynak ya da boncuk yaptırmak saça zarar veriyor mu? Uzatmasını engelliyor mu ya da uzatıyor mu süreyi? Şöyle söyleyeyim buna yanıtı. Her işlem gibi tabii ki bu işlemler de biraz zarar veriyor saça ama biraz da kişiyle alakalı bir şey bu bence. Hani düzenli kullanırsa mesela onların belli bir süreleri var. O süreyi aşmadan sök tak yaptırırsa çok bir zarar göreceğini zannetmiyorum. Sonuçta bu da bir ihtiyaç ve yaptırmanı da öneririm. Ama dikkat etmeleri lazım. Hani... Ama yine tecrübeli ellerde yapılması lazım. Çünkü saça yapılan bir yapışkan, bir keratin var sonuçta. Dolayısıyla yanlış yapıştırılması, yanlış o çam sakızı gibi böyle bir şey var, yapışkan var. Onun kullanılması durumunda zaten saçı yapıştırıyor. O yüzden tecrübeli ellere emanet etmek de bu konuda çok önemli diye düşünüyorum saçlarımızı. Evet, zaten ne işlem yaptıracaksan yaptır, bilmediğin bir yere yaptırma. Yani öncelikle bunu söyleyeyim. Özel günlerimiz biraz daha kısıtlandı, organizasyonlarımız biraz daha kısıtlandı yaşamış olduğumuz pandemi nedeniyle. Ama hala da devam eden nikahlar var, organizasyonlar var. Profesyonel makyaj acaba özel günlerimiz için uygulanıyor mu burada?
uygulanıyor. Kalitesiz bir malzeme kullanıldığında o an belki güzel görünüyor cilt ama bir saat sonra cilt kusmaya başlıyor malzemeleri. Burada yine aynı şekilde saçta kullandığınız gibi kaliteli ürün gruplarıyla hizmet veriyorsunuz tabii aslında. Ki, tabii ki. Biz müşteriye memnuniyet odaklı olduğumuz için müşteriyi memnun etmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bence en önemli şey kaliteli ürün kullanmak. Hani müşteri kazanmak istiyorsan kaliteli ürün kullanacaksın. Çünkü az önce siz de söylediniz silsile yolu dediğiniz için hani o ona önerecek. Sonuçta bizim işlerimiz hep bu şekilde yürüyor yani. Evet. Şimdi saç alanında uzmanız. Makyajda da aynı şekilde uzman bir kadromuz ve ekibimiz var. Ama yeni dönemde daha sık karşımıza çıkmaya başlayan olan kalıcı makyaj da acaba yine salonumuzda uygulanan uygulamalar arasında mı? Kalıcı makyaj şu anda yok maalesef. Öğrencilerimiz de var. Böyle de bir aslında aile işletmesi gibi olmuşsunuz sizler burada. Peki ben sosyal medyanızda inanılmaz değişimler gördüm. Gördüğümüzde hatta inanamadık aynı kişi mi bu diye. Ben ekran başındaki izleyicilerimizin de sizleri takip edip o değişimlere şahit olmasını isterim. Nasıl takip edebilirler sizi? Bizim Instagram'da sosyal medya adresimiz var. Ahmet Özen'i diye arayıp bulabilirler. Facebook'ta var Ahmet Özen'in dediği yine aynı şekilde. Bütün sosyal platformlardan tabii. İsim ve soy isminizle aslında sizlere ulaşabilirler. Merak ettikleri soruların cevaplarını da alabilirler. Kesinlikle. Size. Bize sosyal medyadan ulaşabilirler. Aynen. Şimdi bizler Keçiören'in merkezi bir lokasyonunda olduğumuzu düşünüyoruz. Bu bölgenin de en iyilerinden bir tanesi sizlersiniz zaten. Sektörün önde gelen isimlerinden. Sizleri daha kolay bulabilmeleri açısından nereye yakınız? Nasıl sizleri daha kolay bulabilirler? Yani buranın en ünlü caddesi Danışment diye geçiyor. Danışment'ten çok yakın bulabilirler. Yani zaten caddeye girdiğinizde efendim ışıl ışıl bir mağaza, bir dükkan göreceksiniz, bir kuaför göreceksiniz. İşte orası. Burası